Evet, muhtemelen herkese merhaba arkadaşlar. Tronus'tan merhabalar. Şimdi bana çok soruyordunuz bu motoru. Gerçekten Tronus'tan. Ya abi bu 600F hakkında ne düşünüyorsun filan vesaire. Bir tane bakıma bir takipçiniz motoru getirdi. Hani biz de dedik şöyle bir genel bakış yapalım Tronus'ta öyle. Motor hakkında fikirlerimizi söyleyelim. Şimdi öncelikle ben bir teknik bilgileri vereyim Tronus'tan 2 dakika. Ondan sonra konuşalım bakalım. Arkadaşlar 600 cc 4 silindir 6 vites bir motor bloğu var üzerinde su soğutmalı. 108 beygir güç üretiyor. 63 Nm torku var. Maksimum hızı 251 km olarak belirtilmiş sitesinde. 170 kilogram ağırlığı, 18 litre bir yakıt deposu mevcut. Önde çift disk kullanmışlar 296 mm. Arkada yine tek disk var. Ortalama yakıt tüketimi de 6-7 litre arkadaşlar. Ve sahibinden.com sitesinde fiyatlarına baktım. Bu 2000 ile 2007 arasında üretilmiş model. Hatta bunların F4'leri falan değişik değişik modelleri falan da var arada 2005-2006'dan sonra. 26.500 lira ve 57.000 lira arasında fiyat biçilmiş. Ama baktığımda şöyle eli yüzü düzgün hani makineler 35-40 bin bandında bulunabilir gibi geliyor bana. Evet şimdi Tronus'tan. Şimdi bu tam anlamıyla aslında bir racing değil. Bir racing makine değil. Bir sport touring gibi böyle. Öyle değil mi? İkisinin arasında bir makine. Bunun sınıfı yok ya. Bunun sınıfı farklı biraz abi. Ama genelde hani bunu binici arkadaşlarımız genelde racingçi arkadaşlar alıyor. Hani bir racing ruhu da var tabii ister istemez. Ama mesela oturuş pozisyonu benim çok hoşuma gitti. İstiyorsan şöyle bir otur Turan. Özellikle benim çok hoşuma gitti ya. Bir Ne kol. rezik ne şey çok yapmıyor. Rezikte biraz daha böylesin. Evet. Bu biraz daha yüksek. 600 zarar gibi değil. Şimdi forumlara baktığınızda bunun genelde egzantrik zincir ses sorunu çok gündeme gelir. Öyle değil mi Turan Üstüm? Bunlar bu modellerde meşhur. Ama şimdi şöyle günümüz şehrine baktığımızda abi tabii biraz hani artık eski kalıyor. Tasarım olarak eski kalıyor. Böyle ben granajlara falan çok takılmıyorum. Tasarıma çok takılmıyorum. Böyle 4 silindir bir makine olsun diyorsanız tercih edilecek bir makine bu. Çünkü bakın şey kısımlarına falan artık tabii günümüzden çok uzak, çok eski tasarımlar. Şasi Ama yapısı. malzeme kalitesi çok üst düzeyde. Evet, Yani şasi koskadan güzel hocam. abi böyle motorlar işte çok yapmıyorlar artık. Hep söylüyoruz. Baksana bir şasisine filan. Şu Bekliyorum abi. şeye bak. Arka maşaya baksana. Gerçekten çok acayip bir malzeme kullanmışlar ya adamlar. Yani hiç böyle malzemeden kısmadan yapmışlar böyle. Göstergeye baktığımızda Ya ışığı var. yani çok sade bir gösterge var. Yarı analog, yarı Deniz. dijital. Evet. Şu şekilde. Saat Saat falan koymuş. koymuşlar. Kilometrede 72 bindeymiş. Bir devir saati var. Immobilizer da var bunun. Ama sesi arkadaşlar gerçekten sesi çok güzel. Sesine Evet. bayılırsınız motorun. Şimdi şu görüntüye baktığınızda böyle biraz hantal duruyor olabilir. Tamam mı? Ama şöyle bir çalıştıralım sesini duysun arkadaşlar. Ses efsane ya. İşte ses çalışınca makine böyle bir anda insanı şey yapıyor. Böyle bambaşka bir yere götürüyor, değil mi? Abi 4 silindir makine. Vallahi şimdi arkadaşlar Türkiye'nin şu andaki ekonomik durumu belli. Hepimiz biliyoruz. Herkes 4 silindir makinesi binmek istiyor Tronus'tan ama fiyatlar hani öyle böyle değil. Ondan hala bu makinelerin temizleri artık bir alternatif olarak bilinebilir diye düşünüyorum ben. Öyle değil mi? Eğer düzgün mesela bak arkadaşın makinesi düzgünmüş yalnız. Güzel Şimdi oldu. mesela bak şeyler filan orijinal ha. Etiketler filan. Güzel makine. Şu farları bir şey yapsak Tronus'tan. Farlar nasıl? Ha, LED takmışlar. Farlar güzel olmuş. Ön camı değiştirmiş herhalde değil mi? Bir cam, spor cam takmış üzerine. Aynası yok. Onun için biz eksiklerini tamamlayacağız. İşte bunun amortisör keçelerinde patlak var. Onu yapacağız. İşte aynalar maynalar falan vesaire. Şöyle bir egzoz takmış. Ama bu egzoz da valla çok sağlam ses çıkarıyor. Şimdi videoda tabii çok net anlaşılmıyor bunlar. Ceza yiyebilir.
Orası riskli. Manetler filan kaliteleri. Abi her şey çok güzel ya. Baksana. Yani adamlar o zaman malzemeden çalmadan yapmışlar bu motosikletleri. Hep söylediğim gibi. Sadece hani eleştiri noktasında biraz tasarım işte şey kalıyor. Eski kalıyor. Şu arka kuyruk filan böyle biraz da ince hatta filan olsaymış durumsan değil mi? Biraz o zaman böyle bir racing filan şey varmış ama böyle bir sport touring şeyi de VFR'ye benzemiş bu motor. Değil mi? VFR gibi. Ama arkadaşlar inanılmaz rahat bir serisi var. Vallahi saltanat kayığı gibi. Bunlar her yere gidersin ha. Oturuş pozisyonunda çok rahatsız etmediği için 250 km de yeter abi, Allah bereket versin. Daha ne yapacak ya? Yani normal mesela racing kullanan için ideal ama yani şimdi şöyle hocam, beygiri belki normal mesela bir 600'lük racing için mesela belki biraz zayıf kalmış olabilir, 108. Tabii. 170 kilo mu ne bir 170 kilogram ağırlık var. Aynen. Şimdi 108 beygir falan herhalde. Hı hı. Normal 600 arara göre mesela düşünsen belki biraz daha düşük olabilir. Evet. O ani hızlanmalarda falan biraz şey olur. Ama 600 arara abi senin işe var ya yani şeyi çok farklı onun. Yok, yapısı. 2006'larda falan 105 beygir falan galiba onlar değil mi? 105. Öyle hatırlıyorum. O civarda biraz belki düşük kalmış olabilir. Ama yani yapı olarak güzel görünüyor ya. Ya şeyi çok güzel. Değil mi sana? Şimdi benim için aslında tasarımdan ziyade kullanılan malzemenin kalitesi önemli. Abi baksana şu şaselere, maselere falan vesaire. Öyle değil mi? Gerçekten güzel yapmışlar. Frenleri güzel aletin. Önde adam çok güzel disk frenler koymuş. Zaten meşhur Nissin kendi balataları var işte üzerinde. Yani buna işte iki tane güzel lastik alacaksın, bineceksin. Çünkü artık 600'lük makine uzay gemisi gibi oldu bizim ülkemizde. Bunda şey var. Orta ayak var. Orta ayak. Evet. Racing de orta ayak olmaz tabii. Aynen. Zaten tam işte ondan diyorum ya, tam şeyi çok güzel, onu göstereyim bak. Şu arkada şu kısma bakın. Amortisörün gaz sistemi. Değil mi Turan Sistem? Evet. Şimdi bunun çalışma şeyinden biraz bahsetsene. Yani şimdi bu birden mesela diyelim ki virajda çukura girdim, bir şey oldu. Bu hem tepmesini hem inmesini ayarlar yani. Biraz daha hassastır yani. Hassas böyle seni savrulmasın diye öyle şey yapıyorlar. Böyle yani. Sistem yapmışlar böyle. Şu şeylere falan baksanız arkadaşlar. Maşanın kalitesine bak ya. İşte ben buna hayranım abi, baksana şu çelik kalitesi şey falan görüyor musun? İşte o sanayi gözlenen şey var ya. Depo bepo, adam hiçbir şeyden çalmamış. Yardırın demiş. Yardırın demiş. Şimdi mesela farz misal, şimdi MT07 yapıyorlar. Şimdi MT07'ciler bana giydirecek gene. İşte tamam, MT07 ben çok sevdiğim motor. Tamam mı? Ama mesela şu şeylerdeki kaliteyi göremiyoruz. Ne boya kalitesini görebiliyoruz, öyle değil mi? Tamam, şekil şükür 10 numara farkındayız ama mesela zaman estikçe çok çabuk deforme olmaya başladı motorlar. Yani özellikle çalıyorlar yani belli kısımlardan, çalıyorlar malzemelerden uygun fiyat versin diye. Bak adam mesela kaç senelik motor, şu yan ayaklıklara falan baktığında görüyor musun? Mis gibi duruyor yani. Yani kilometre de yüksek. Kilometre yüksek olmasına rağmen, anlatabiliyor muyum? Bir takım şeyler hani muhafaza ediliyor yıl içerisinde. Abi sonuçta 15-16 yaşında motor yani. Mesela bizim o Kawasaki'ler de öyle mesela. Ondan diyoruz. Bu arada şey de yaptık. Transom'u da gösterelim mi? 9 ararı da bitirdik. Onun için ayrı video çekmeyelim artık. Bu da bitti. Abi bu bizi çok uğraştırdı. Bunun debriyajı acayip uğraştırdı, radyatörü, yani vallahi motordan daha çok onunla uğraştık. Ama bunu da sonunda bitirdik. Şimdi bu da Bobirizm Ahmet'e gidecek herhalde. Orada gene bunu bir şeyler yapacaklar. Kesecekler, biçecekler filan vesaire. Baksana abi. Çalıştığımın soğukken biraz şey çalışıyor değil mi? Karbüratörlü motor ya. Karbüratör... Enjeksiyonlu motor gibi hiçbir zaman. Keyifsiz çalışıyor azıcık. Viklesini çekmen lazım bir kere. İlk çalıştırmada yani normal. Biraz şey kaçıyor bir sonra. Viklesi falan tam çekmemişti. Evet. Bunu da bitirdik çok şükür. Şimdi bakacağız, gene bir kontrol edeceğiz. Ondan sonra sahibine vereceğiz yani motoru da. İşte bakın hani
bu motorlardaki şasa ve malzeme kalitesi şu andaki yapılan birçok motorda maalesef bulamıyoruz. Şu maşalara falan baksanıza. Adamlar malzemeden çalmadan üretmişler o zaman. Evet Turan Usta, tavsiye eder misin 600 F'e? Temiz bulursa tabii tavsiye ederim. Temiz bulursak. Bu ayarda böyle bir makine bulursanız. Evet. Ki makinenin sesi bir daha dinlesek ya Turan Usta şu sesini. Arkadaşlarımız tam böyle şey yapamadılar. Makine sesi harbiden güzelmiş ama hiç şey falan yok. Sinyaller şu şekilde şey yapmıştır. Vallahi güzel ya. Ben tavsiye ederim abi. Güzel bir makine bulursanız sırf oturuş pozisyonu için alınabilir yani. Hem 600'lük böyle 4 silindir. Rahat rahat kullanırsanız. Tabi 600 arar gibi çok yatmıyorsun mesela. O şey güzel. 600 arar da harbiden insanın bir süre sonra bilekleri şey oluyor. Sen İstanbul'dan gelmiştin işte orada değil mi? Bayağı bir yorulmuştun. Ne anladı? Ama yani genel itibariyle baktığımızda malzeme kalitesi yüksek bir motosiklet. Temizliğini bulursanız, bunun kırmızıları falan da var. Onlar da bayağı bir gösterişli. Tavsiye ederiz arkadaşlar. Benden çok istiyordunuz. Yani genelde çok fazla kronik sorun olan bir motor değil. İşte bir eksantrik zincirlerinden herhangi bir ses gelmesi, onu forumlarda falan görürsünüz zaten. Yani makinesi de büyük bir ihtimal açılmıştır. Çok fazla böyle ellenmiş, kurcalanmış bir makine almasanız iyi olur eski modelde. Bunu hep söylüyoruz. Ama baktığınız mesela bak bu makine güzel çalışıyor yani. Kıstasınız olsun en azından. Böyle makinesi güzel çalışan bir motor bulun. Teşekkür ederim Turan Usta. Şöyle genel bakış yaptık. Görüşmek üzere arkadaşlar.